31 Mayıs 1919. İkinci olimpik sınıf yolcu gemisi 2 yıllık yapım aşamasının ardından nihayet tamamlandı. Bir yıl sonra okyanuslara açılacaktı. Dünyanın en lüks gemisi oydu ve bu gemiye Titanic adı verilmişti. Daily Herald gazetesindeki sarsıcı haberi okuduktan sonra bu efsanevi gemiyle yolculuk yapmaya karar veriyorsunuz. Londra'daki White Star Line şirketinin merkez binasına gidip biletinizi alıyorsunuz. Fiyatı 30 pound olan en ucuz birinci sınıf biletlerinden birini satın alıyorsunuz. Bu fiyat günümüzdeki kura göre 3400 pound'dan fazla etmektedir. 10 Nisan 1912, bir çarşamba günü. Beklenen gün sonunda geldi. Saat 9.30'da Southampton limanında olmalısınız. Gemiye önce 3. sınıf yolcular biniyor. Daha sonra 2. sınıf yolcular yerlerini alıyor ve demir alınmadan 1 saat önce 1. sınıftakiler güverteye çıkıyor. Kamarotlar yolcuları karşılayıp onlara kameralarını gösteriyor. Nihayet sıra size geliyor. Tüm ihtişamıyla karşınızda duran gemi hayal ettiğinizden çok daha büyük görünüyor. Siz güverteye çıkarken Kaptan Edward Smith sizi bizzat karşılıyor. Çok geçmeden demir alıyorsunuz. Gemi önce Cherbourg, ardından da Queenstown limanına uğruyor. Bu limanlardan transatlantik yolculuğa katılacak 2200'ün üzerinde yolcu ve mürettebat alıyor. Titanic artık esas yolculuğuna çıkmaya hazır. İşaret düdüğü çalınıyor ve insanlar limandaki sevdiklerine el sallayarak veda ediyor. Fakat birkaç dakika sonra güverteden bağırışlar geliyor. Olup biteni anlamak için pencerenizden dışarı bakıyorsunuz. Başka bir gemi hızla size doğru yaklaşıyor. Geminin üzerinde SS City of New York yazdığını görüyorsunuz. Limandan ayrılmanızın üzerinden çok kısa bir zaman geçmişken başka bir gemiyle çarpışma tehlikesi yaşıyorsunuz. Fakat kaptanınız birkaç metre kala yön değiştirmeyi başarıyor. Vay canına, ucuz atlattınız. New York'a bir hafta sonra, yani 17 Nisan'da varmanız planlanıyor. Fakat bu elbette her şey plan doğrultusunda giderse olabilir. Hava 14 Nisan'a kadar oldukça açık seyrediyor. Ancak gemi soğuk cepheyi geçerken son derece güçlü dalgalar ve şiddetli rüzgarlarla karşılaşıyor. Gece sessiz ve çok soğuk. Büyük Newfoundland bankından geçerken diğer gemilerden gelen sürüklenen buz parçaları uyarıları alıyorsunuz. Fakat bu sefer büyük gemi yolculuğuna tam hız devam etmiyor. Aksine kaptan gemiyi yavaşlatıyor. Bu sayede gözcüler güzergahları üzerindeki buzdağlarını fark edip kaptanı zamanında uyarabiliyor. Ancak bu New York'a planlanandan daha geç varacakları anlamına geliyor. Saat 23.40. Frederick Fleet adlı gözcü hemen ileride devasa bir buzdağı olduğunu fark ediyor. Derhal kaptan köşkünü uyarıyor. İkinci kaptan, dümenciye buzdağının etrafından dolaşmasını, mürettebatın geri kalanına ise motorları derhal durdurmalarını söylüyor. Tüm mürettebat bu engeli aşmak için birlikte mücadele ediyor. Fakat bu hikayede dümenci paniğe kapılmıyor ve rotayı hızlıca değiştirerek buzdağından uzaklaşıyor. Yolcuların birçoğu kargaşa ve sarsıntı nedeniyle uyanıyor. Bazıları olup biteni görmek için gecelikleri ve pijamalarıyla güverteye çıkıyor. Birkaç kişi daha yakından bakabilmek için geminin sağ tarafına yöneliyor. Siz dahil herkes gerilim dolu anlar yaşıyor. Hem gerginlik hem de soğuk nedeniyle titremeye başlıyorsunuz. Korku içinde geminizin buzdağına çarpıp çarpmayacağını düşünüyorsunuz. Buzdağına giderek daha fazla yaklaşıyorsunuz. Gözcüler nefeslerini tutuyor. Herkes derin bir sessizliğe bürünüyor. Neyse ki buzdağına santimetreler kala Titanic bu buz canavarından yavaşça uzaklaşmaya başlıyor. Bir temas olmuyor. Kabinada metrelerce uzunlukta bir yarık oluşmuyor. Dolayısıyla alt kısımları su basmıyor ve gemi batmaktan kurtuluyor. Herkes alkışlamaya ve sevinç çığlıkları içerisinde birbirine sarılmaya başlıyor. Kaptan gerekli kontroller yapıldıktan sonra her şeyin yolunda olduğunu söylüyor. Ardından güvertedeki yolcuları içeri davet ediyor ve kameralarına dönmeden önce herkese birer bardak sıcak çay ikram ediyor. Siz de grubun peşinden içeri giriyorsunuz. Kaptan olayı rapor etmek için oradan ayrılıyor. Kuzey Atlantik'te yolculuk yapan tüm gemileri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Bu gemilerin arasında Carpathia'da bulunuyor. Titanic'i kurtarması gerekmediği için de rotasında ilerlemeye devam ediyor. RMS Titanic 17 Nisan 1912'de 8 saat geç de olsa yolculuğunu güvenli bir şekilde tamamlıyor. Binlerce insan dünyanın en lüks gemisini görmek için New York limanına akın ediyor. Titanic ilk yolculuğunu başarıyla sonlandırmış oluyor.
Bazı yolcular gemiden ayrılmadan önce mektuplaşmak için birbirlerine adreslerini veriyor. Tıpkı tenis oyuncuları Richard Norris ve Carl Berg gibi. İkisi de Titanic'teydi. Fakat bu sefer Richard, Kuzey Atlantik'in dondurucu sularında diğer yolculara yardımcı olmak için saatlerini harcamadı ve hipotermi nedeniyle bacaklarını kaybetme tehlikesi yaşamadı. Carl ise kız arkadaşıyla bindikleri filikada ona evlenme teklif etmedi. Bu sefer tüm sevdiklerinin katıldığı bir yerde evlenme teklifinde bulundu ve güzel bir kutlamayla muhteşem bir nişan töreni yaptı. Hatta bu iki tenis oyuncusu 1912'nin ilerleyen aylarında birbirlerine karşı ilk maçlarını yaptı. Richard, zamanının en iyi oyuncularından biri oldu ve Davis Kupası'nı 5 kez kazandı. Hasta torununu görmek için Amerika'ya giden Margaret Brown'sa bu sefer yolcuların filikalara binmesi için çabalamadı ve 6 numaralı filikaya hiçbir zaman binmedi. Margaret gemiden indiği gibi torununun yanına koştu. Dolayısıyla Carpathia gemisinin kaptanıyla hiçbir zaman tanışmadı ve onursal gümüş kupayı almadı. Hayatı boyunca hayırseverlik yapmaya devam etmiş olsa da hiçbir zaman batmayan Molly Brown olarak tanınmadı. Violet Jessop, hava koşullarının çok kötü olabileceğini düşündüğü için Kuzey Atlantik'te gemi yolculuğu yapmaya hiçbir zaman sıcak bakmamıştı. Ayrıca sadece birkaç ay önce Titanic'in kardeş gemisi olan Olympic'te bir kazadan kurtulmuştu. Fakat arkadaşları onu bu efsanevi geminin mürettebatına katılmaya ikna etmeyi başarmıştı. Bu sefer güvertedeki yolculara yardımcı olması için acil durum çağrısı almadı ve 16 numaralı filikaya binmedi. Emekli olduğu güne kadar da Titanic'te çalışmaya devam etti. Yani hiçbir zaman Britannic gemisinde hemşirelik yapmadı. Dolayısıyla 1915 yılının Kasım ayında yaşadığı 3. gemi kazasından kurtulmak zorunda kalmadı. Bando şefi Wallace Hartley bu yolculuğa iş yapabileceği yeni insanlarla tanışmak için çıkmıştı. Fakat yolcuları eğlendirmek için müzik yapmaya devam etti. Bu sefer gemi batarken paniğe kapılan insanları sakinleştirmek için keman çalması gerekmedi ve hayatta kaldı. Limana vardıktan sonra nişanlısıyla kavuşup evlendi ve bir aile kurdu. Kuzey Atlantik seferlerinde insanları eğlendirmeye devam etti. Ancak bu sefer yas tutan nişanlısı onun kemanını hiçbir zaman almadı ve tarihi keman 2013 yılında 1,7 milyon dolara satılmadı. Bertha Main, hayatının aşkı olan ve o sırada annesi ve kız kardeşiyle seyahat eden Quick Baxter'la Brüksel'de tanıştı. Quick, sevgilisini yanında götürmek istiyordu. O yüzden Titanic'te Bayan de Villiers adı altında gizlice bir kamera ayırttı. Fakat bu sefer ailesini bir filikaya bindirmek zorunda kalmadı. Ailesi de kız arkadaşıyla 6 numaralı filikada değil, gemiden indiklerinde tanıştı. Quick de hayatta kaldı. Birlikte Kanada'ya gittiler ve Maine Avrupa'ya hiçbir zaman yalnız dönmedi. Fakat Maine'in yeğeni onun dolabında Titanic'ten kalan hatıraların yer aldığı ayakkabı kutusunu hiç bulmadı. Dorothy Gibson o gece New York'lu birkaç bankerle bridge oynuyordu. Annesiyle beraber lüks kamerasına döndüğünde o korkunç çatırtı sesini hiç duymadı ve 7 numaralı filikaya hiç binmedi. Bir kaza yaşanmadığı için 1912'nin Mayıs ayında çekilen ve Titanic faciasını konu alan ilk filmin başrol oyuncusu olmadı. Hayatı boyunca birçok başka filmde rol aldı ve sonunda annesiyle birlikte Fransa'ya döndü. Bu farazi hikayemizde Titanic hiçbir zaman batmadı. Yıllar boyunca dünyanın en lüks gemisi olmaya devam etti. Sayısız kez Kuzey Atlantik yolculuğu gerçekleştirdi ve hem insanları hem de kargoları güvenli bir şekilde istedikleri yere ulaştırdı. Yaşlı yolcu gemisi 25 yıllık hizmet hayatının sonunda hurdaya çıkarıldı. Yerini ise başka bir dev yolcu gemisi aldı. Üstelik yeni geminin hem daha çok filikası vardı hem de güvertesi çok daha genişti. White Star Line şirketi zaman içinde rakipleriyle birleşti. Fakat bu kez gemisi batmadığı için oldukça fazla kar elde etti ve istikrarlı bir şekilde büyüdü. Şirket 1980 yılında büyük bir havayolu firmasına dönüştü. İlk yolculukları Dublin'den New York'a oldu. İlk uçaklarına ise tarihi gemilerinin şerefine Titanic adını verdiler. 1985 yılına gelindiğinde oşinograflar Kuzey Atlantik sularında yalnızca mercan, balık ve yumuşakçalar bulabildi. Bir de kocaman bir elmas kolye. Bir dakika, tüh, bu yalnızca küçük bir cam parçasıymış. Neyse.